Peki He? Twitter'ı insanlar merak ediyor. Twitter hesabımda şey ettiler, bu AK troller. Sanıyorum ki AK Parti'nin üst kesiminden şey oldu. Çünkü bir hayli etkili oluyordu. Onu Twitter'la anlaşabiliyorlar. Twitter yani maalesef bazen diktatörlere falan satabiliyor bazı kişileri. Bana da öyle yaptılar. Ama Dava önemli değil. araştırma diye bir yer var. Yani hiçbir gerekçe göster. Twitter'ın aslında Hiçbir gerekçe göstermediler bana. Defalarca yazdım onlara, gerekçe göstermediler. İşte mahkemeye vermeyi düşünüyorum Twitter'ı. Mahkemeye gidecek avukat bulmakta da zorluk çekiyorum. Çünkü maalesef Amerika devlete karşı, devletin yaptığı haksızlıklara, ayrımcılığa, sansüre karşı şeyin var. Yani mahkemede devleti şey edebiliyorsun, şikayet edebiliyorsun ve kazanabiliyorsun. Mesela şeyde Trump'a hakaret eden bir doktor arkadaşım var. Hakaret değil yani cevap veriyor. Onun suçlanan öyle söyleyeyim. Hırsız, ahlaksız, faşist, bir narsist olduğunu yazıyor ama delilleriyle tartışıyor. Eugene Gu adında birisi. Hatta kendisiyle bir röportajım da var. Evet, tanıyorum. Eugene Gu onu engelledi Trump. Bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Dört kişiyle beş kişi mahkemeye başvurdular. Ve mahkeme haklı çıkardı onları. Trump burada kamu görevlisi ve bu Twitter'da kamu ile ilgili şeyleri tartışıyor. Engellemeye hakkın yok diye emir verdi Trump'a ve Trump engeli kaldırmak zorunda kaldı. Wow. Trump'ın tweetlerinin altına bak, sürekli bu çocuk, sürekli bir genç bir doktor, çok böyle ilerici, gayet özgürlükçü, adil, vicdanlı birisi ve sürekli onu ifşa ediyor. Onun tweetini her altında o yazıyor ve onun tweeti binlerce RT oluyor, like oluyor falan. Ama Amerika'da bunu Böyle yapabiliyoruz. anlatınca sanki Amerika çok demokratik bir yermiş gibi görünüyor. Tabii belli şeyleri var. Yani birçok yönden çok iyi. Yani dünyada bir numara diyebilirim özgürlükler konusunda. Ancak aynı zamanda demokrasi iyi değil. Demokrasi de şey şirketler tarafından şey edilmiş. Ama bir yanda bazı kurumlar var ki koruyor. Vatandaşı devletten koruyor. Özellikle anayasa çok iyi bir anayasa. Gerçi eksik ama iyi bir anayasa. Yani Amerika'nın iki yüzü var. Olumlu olumsuz yönleri var. Bu olumlu yönlerinden birisi. Şimdi konuyu dağıttım.